Hocam ben evleneli neredeyse bir sene olacak ve çocuğum da olacak bir bayan izleyicimiz. Allah sağlıklı bir şekilde kucağınıza almayı nasip eylesin. Ama annem benim istediğim kriterlerde biriyle evlenmedin diye ve beni dinlemedin diye hala kırıcı bir şekilde konuşuyor. Ben annemi kırmak istemiyorum. Bir şey de demiyorum zaten ama yani hayat benim hayatım. Niye bu kadar aileler her şeye karışıyor? Hocam hakkını helal etmese ben ahirette sıkıntıya girer miyim? Şimdi annenizle inatlaşmak caiz değil. Anneniz size kötülük yaparsa bile sizin kötülük yapmanız haram olur. Bu da ikinci mesele. Evet, anne babalar bu zamanda büyük bir şey işte dedik ya, nefis terbiye olmayınca insanlar maalesef bu konuda aldanıyor. Anne baba evladını küçük yaşta yetiştirir. Onunla eğer iletişim kurarsa, küçüklük yaşından itibaren arkadaş gibi ilgilenirse çocuklar bu sefer gelir, anne babasıyla istişare yapabilir. Anne böyle bir durum var, şöyle bir durum var. Ama annelerde babalarda bu yok. Ondan sonra çocuk yetişkin olunca kendinde bir söz sahipliği bulunca, kendince hareket yapınca anne baba diyor ki benim rızam yok. Evlilikte akıl bali olmuş, reşit olmuş bir kızın artık anne babasının tabiri caizse rızasına ihtiyaç olmaz. Ama İslami olarak niye anne babanın da ortak kabul ettiği bir eş olsa mesela? Güzel olurdu ama anne baba arkadaşlık kurmamış, istişare yapmamış, konuşmamış. Aa, ya bu çocuk yetişkin, akıl bali olmuş. Ondan sonra karşı cinsle alakalı sevgi muhabbet olabiliyor, ilgi alaka olabiliyor. Bir şey yakınlaşmalar olabiliyor, aşk işleri olabiliyor, sevgi işleri olabiliyor. Bunlar gayet doğal şeyler. Sonra bir bakıyorsun anne baba hiç devrede değil. Çocuk tabiri caizse kesesini doldurmuş, heybesini doldurmuş. Alacağını almış, gönlüne sevdiği adamı koymuş. Anne baba diyor, biz müsaade etmeyiz. Senin işte sütüm haram olsun, zehir zıkkım olsun. Ama hiçbir şey de olmaz yani. Annenin haram etmesiyle haram olmaz o. Anne babanın yapması gerekenler. Bak buradan da bir ibrettir bize. Çocuklarınızla böyle 12-13 hep iyi muhabbet kurun. Sohbet etmeyi ertelemeyin. Ama 12-13 yaşından itibaren akıl bali döneminde onlar arkadaş gibi olun, içini açsınlar. Saçma sapan şeyler anlatsalar bile dinleyin. Oyun bile anlatsalar dinleyin. Dinleye dinleye çocuk sende o arkadaşlığı görür. Ya ben birini seveceğim ama anneme babama bir sorabilirim, sorayım der. Araştırılır, bakılır. Çünkü çocukların da sevgidikten sonra artık o çocuk da kızsa, erkek de erkekse kızda eksikleri görmüyor, seviyor ya. Bu sefer evlilikten sonra bir facia yaşanıyor. O yüzden koordinasyonlu, ortak bir çalışmalı bir evlilik olması daha faziletli olur. Ama annenizin hak haramlığı sizi bağlamaz yani.